Merhaba arkadaşlar. Benden bir tane cross kombin istemiştiniz. Buna uygun iki tane farklı kask sunuyorum. Falcon'un bir tane botu var, bir tane goggle gözlük var, bir boyunluk sunacağım, bir tane de mafsallı dizlik sunacağım. Buna uygun, fiyatları biraz daha farklı olan, daha düşük fiyatlı, daha yüksek fiyatlı ekipmanları da bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Şimdi bu kombini tanıtmaya başlayayım. Tabii üstündeki de var. Bu da Skoyko'nun bir tane koruması. Full body koruma diye geçiyor. İlk önce belin SX1'inden başlayayım. Gördüğünüz gibi bir cross kaskı. Nereden anlıyoruz? Tereğinden anlıyoruz. Terek budur. İsterseniz hızlı bir sürüş yapacağınız zaman bu tereği çıkartabilirsiniz. Çünkü terek rüzgara karşı sizin hani boynunuzu zorlayacaktır ve giderken sorun çıkartacaktır. O yüzden de biraz daha spor sürüş için bu tereğin yanlarındaki şu pinlerden çevirerek bunları çıkartabilirsiniz. LS2'de de aynı şey var. LS2'nin Stripe modeli bu. Stripe modelini de isterseniz bu tereğini üstten yandaki bağlantılardan çekebilirsiniz. Gerçekten iyi kasklar. LS2'ninki daha uygun bir kask. Bell'in SX1'i ise biraz daha ondan pahalı. Gerçekten güzel kaslar demiştik. Bu goggle gözlükle beraber giyip zaten size göstereceğim. Ve hani boyundaki zedelenmelere karşı bu Zandona boyun korumayı öneriyorum. Şöyle yapayım. Şu belin SX1'ini size tanıtayım. Bir burunluğu var. Ön havalandırması var. Ön havalandırması gerçekten iyi yapılmış. Geniş bakış açısı var. Google gözlük biraz bakış açısını hafif daraltacaktır. Ama sizin hani yani daraltacaktır ama çok fazla daraltmayacaktır. Tabii sadece hani gözünüze iyi takmanız gerekiyor ve pardon, kaskın dışından bunu geçirmeniz gerekiyor. Yani ilk önce gözlüğü takıp sonra kaskı giymeye çalışmayın tabii ki. Ya da işte onun bağlantılarını çıkartıp da sonra da bunu takmaya çalışmayın. Tamamen dışından geçirin ve takın. Tereyi dediğim gibi çıkabiliyor, pedleri çıkabiliyor. Double D bir bağlantıya sahip ve çenenizi yırtmasın diye bu Double D bağlantının altında ince pedleri var. Terlemenize karşı pedlerini ve boyun sarsılmalarına karşı pedlerini gerçekten iyi yapmışlar. Hani terlemenizi azaltacak şekilde yapılmış. Havalandırma kanalları iyi. Ve şöyle diyeyim. Arka tarafında spoiler'ın hemen altında şurada hava çıkış kanalları var. Bunun ECE 22.05 sertifikası var. 1500 gramlık bir kask. Yani çok da hafif bir kask değil. Şöyle giyerek göstereyim hemen. Giydiğimiz zaman şöyle duruyor. Double D bağlantısını şuradan takıyorsunuz. Sonra goggle gözlüğünüzü takıyorsunuz. Tabii goggle gözlüğü taksanız daha önceden daha iyi olur. Çünkü yerleştirmeniz daha kolay olacaktır. Şöyle takıyorsunuz ve sürüşe başlıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle ve şöyle. Şunu aşağı indiriyorum. Şunu da çıkartıyorum. Şimdi hani farklı seçenekler, farklı fiyat seçeneklerinde olsun diye bu Bell SX1'e muadil değil. Bunun bir alt seviye kaskı LS2 Stripe. Bu da ECE 22.05 sertifikasının sahip SL560 diye geçiyor. 1400 gramlık. Bu biraz daha hafif. Fakat hani bu gerçekten ucuz. Yaklaşık 350 liralık bir kask. LS2'nin Stripe'ı. Dediğim gibi tereye çıkıyor. Ön havalandırma kanalları var. Burun pedi var. İç pedlere çıkabiliyor. Ve tabii ki buradaki iç pedleri tamamen çıkıyor. Terlemenizi engelleyecek şekilde yapılmış. Bunu tabii şu boyunlukla, bu Zandona'nın bir boyunluğu. Bu boyunlukla beraber giyerseniz daha korumalı olacaktır. En azından hani düşmenizde, kalkmanızda boyun zedelenmesini engelleyecektir. Ve iç havalandırma kanalları güzel yapılmış gerçekten bunun. Hangisini önerirsiniz derseniz Bell'in kaskını ben öneriyorum. LS2 de tabii ki alınabilir. LS2'de farklı olarak üst havalandırma kanalları var.
Arka tarafında havalandırma kanalları var şuralarında. Hatta bunu da giyerek göstereyim. Yaklaşık aynı görüntüde oldukları için şöyle görebilirsiniz. Kask biraz dar geldi bana. Tahminen bu medium, bu da large olabilir. Bununla beraber tabi üstümdeki şu Google gözlüğü çıkartalım. Şunu biraz kenara koyalım. Şu üstümdeki Skoyko'nun full body armor'ını öneriyorum. Bu hani gerçekten iyi. Tüm vücudunuzu koruyabildiği için CE onaylı korumaları var. Yazın sıcakta sizi terletmeyecek gibi yapılmış. Tamamen file dokudan oluşan bir kumaşı var. Her tarafında file dokulu bir kumaş var. Üstüne istiyorsanız ya içine veya üstüne hani böyle crotchların giydiği böyle işte numaralı veya işte bol renkli böyle jersey deniyor galiba onlara. Sweatshirt gibi bir şey giyerseniz görünecektir. Ama hani bu görünsün istiyorsanız bunun içine bir şey giyerseniz daha iyi olur. Bunun CE onaylı korumaları var. Hem dirseklerine kadar yani bileklere kadar neredeyse koruyor. Omuzlarında var. Omuz ve kol üstünüzü kolun yarısına kadar bir koruması var. Omuz koruması var. Her tarafında sıkmak ve vücudunuza tam oturtmak için bir sürü bantı var. Göğüs koruması var. Tüm göğüs kafesinizi üstten alta kadar koruyor. En alt kademeye kadar koruyor. Belinde de şöyle bir cırtçırtı var. Bu cırtçırtı da hani şöyle göstereyim. Şu cırtçırtı şuradan bağladığınız zaman vücudunuzdan hani oynamayacak şekilde sabitlemiş oluyorsunuz. Bir tane sırt koruması var. Sırt koruması da tamamen bel köküğünüze kadar geliyor. Ve tamamen size iyi bir koruma sağlıyor. Şunu da sunuyorum bununla beraber. Bu da hani crossçuların çoğunlukla tercih ettiği yine sport yazıyor üstünde. ProSev'in bir tane mafsallı koruması. Bu mafsallı korumalar hani hareket kabiliyetinizi artırmak için mafsallı yapıyorlar. Ve hani tabii ki bu bantlarla kapanıyor. Bantları tamamen kapattığınız zaman bacağınıza yapışıyor ve size maksimum korumayı sağlamak için yapılmış. Bu da zaten kaval kemiğinize kadar size her şekilde koruma veriyor. Bacağınızın üst kısmını da koruyor. Tabii ki hani üstünüze bir tane hani cross pantolonu giydiğiniz zaman bu o cross pantolonunda da tabii biraz koruma olması lazım ki hani sadece diz ve kaval korumayla kalmaması gerekiyor. Kalça koruması olan işte hatta yan korumaları olan pantolonlardan bile alırsanız ve hatta istiyorsanız hani onları da ekstradan siz diktirirseniz o yan taraflarına mükemmel şekilde korunacaksınız. Korunursunuz daha doğrusu. Bununla beraber bir tane de Falcon'un bir botunu sunuyorum. Falcon'un botuna bir alternatif daha getirebilirim. TCX'in bir tane alternatifini getirebilirim. TCX bir bot alabilirsiniz. Falcon'un bu botu tamamen crossçular için düşünülerek yapılmış. Üstünde bir sürü mekanizması olan, yani bunları bacağınıza göre sıkıştırma mekanizması olan ve ayağınızdan oynamasını engelleyebilecek şekilde yapılmış. Şöyle plastik cırt mekanizmalarına sahip, körük mekanizmasına sahip. Ön tarafında vitesi attığınız zaman ayağınıza zarar gelmesini engelleyecek bir ek yeri var. Ön burun koruması var, bilek korumaları var, kaval kemiği koruması var ve tabii ki topuk koruması var. Alt tarafı da cross'a uygun yapılmış, ayağınızı terletmeyecek gibi bir bot. Yaklaşık TCX'in botları da buna yakın bu sıralamada, yani bu özelliklere sahip. Onun seçimlerini de tamamen size bırakıyorum. Ben fiyatlarını zaten hani açıklama kısmında yazacağım. Ona göre kendi kombininizi yapabilirsiniz. Fiyatlarını da hemen yanına yazdığım için onlardan bakabilirsiniz. Kendinize uygun, bütçenize uygun bir tane kombin çıkartabilirsiniz. Biz 22-25 Şubat tarihleri arasında Motorbike Expo'da olacağız. Hepinizi bekleriz. Özel indirimlerimiz olacak. Birçok ürünümüz de zaten orada olacak. Ve bu sırada Bostancı mağazamız da açık olacak. Bostancı mağazamıza uğrayarak hani motosiklet fuarına ben gitmedim, nasıl alacağım derseniz Bostancı'daki mağazamıza uğrayarak buradan da satın alabilirsiniz. Bostancı mağazamızda da özel indirimlerimiz geçerli olacak.
Fuarda da özel indirimlerimiz geçerli olacak. Hepinize iyi sürüşler.